Boşnakların yemek kültürünün hemen hepsi hamur işlerinden oluşuyor. Boşnak sofralarının baş yemekleri arasında gösterilen yaklaşık 7 çeşit börek var. Özel bir saç aracılığıyla odun ateşinde pişirilen böreğin tadına doyum olmuyor. Boşnak böreğinin diğer bir özelliği ise sıcak olarak yenmesi. Böreğimizin pişmesini sabırsızlıkla beklerken yönetmen arkadaşımız Bedrettin Uğur ve kameraman arkadaşımız Necdet Pamuk sizler için ilginç görüntüler tespit ediyorlardı. Yemekler Anadolu kültüründe olduğu gibi yer sofrasında yeniliyor. Usul olarak da önce çorba ve diğer yemeklerden sonra boşnak sofrasının baş tacı olan boşnak böreği buharı tüterek sofraya getirildi. Gerçekten dedikleri kadar vardı. Ayranların eşliğinde sıcacık böreğimizi yerken bir yandan siz sayın seyircilerimiz için bu enfes lezzetteki boşnak böreğinin tarifini almaya çalıştık. Ancak köylüler kısa ve özlü tarifler vererek bunun bir sır olduğunu ima etmeye çalıştılar. Özellikle boşnak böreği konusunda büyük tecrübelere sahip olan nineler un, su ve patatesi karıştırıp pişiriyorsun, sonra servis yapıyorsun diyerek bizleri boşnak böreği konusunda daha fazla bilgilendirmekten kaçındılar. Yani sır vermediler. Tabakko suyla. Hey. Tabakko tiyo ne drugi. Et skuham pitu. Ama vidjaj moje čeladi koji su. Vidiš li je? Valja ovo najsnap. Oklađe ljufkat jos. Koji jos tepsi je guzina je koji jos piširi jos jijes. Hamuru yoğurdum ondan sonra yufkayı açtım. Tepsiye koydum işte pişirdim saçın altına. Ama bu kadar kısa mı? Mutlaka özelliği olmalı. Lezzetli bir börek. Ne bileyim işte ben bu kadar anlatabiliyorum. Patatesi doğradınız. Patates doğradım, soğanı doğradım, karıştırdım. İşte... Sabahleyin böyle lezzetli bir boşnak böreği yapmak işlem bile değil, ben bile yaparım. Hele Fatma nine hiç Türkçe bilmemesine rağmen, nene Türkçe biliyor musun sorumuza yok diye cevap vererek bizleri şaşırttı. Ancak sonradan öğrendik ki yok kelimesi aynı Türkçemizdeki gibi hayır anlamında kullanıyormuş. Köydeki çocuklarsa ilginçti. Hem Türkçeyi hem de boşnakçayı ana dilleri gibi konuşuyorlardı. Öbürler sen biliyor musun Türkçe? Biliyorum. Biliyorum, boşnakçayı da biliyorsun. Biraz biliyorum. Biraz biliyorsun. Oha, beşe kadar sayabilir misin? Sayarım. Say bakayım. Bir, ay. Hı. Yedan, hatiri, çettir, pet, osam, sedam. peki ilkokulda zorluk çekiyor musun? Türkçe yüzünden. Bazı çekiyoruz. Bazı çekiyoruz. Evde hangi dil konuşuluyor genelde? Evde boşnakça. Türkçe konuşmuyor musunuz? Bazen konuşuyoruz. Peki sen babaannenle konuşurken Türkçe mi konuşuyorsun? Hayır. Nasıl konuşuyorsun? Boşnakça. Boşnakça. Konuş bakayım biraz babaannenle boşnakça. Nena, kakasi. Dobresan, kakusli is yine. Asli is. He? Ne asli is? Yok. Upita, upita. Upita. Baba, ema ne ora pačet bez kvijeta, zviš di je. Nena, vani tis kvijeta. Boga mi sizio, ti. Baba, ja nisam. Boşnak yemek kültüründe kahvenin de apayrı bir yeri var. Börekler yendikten sonra sıra kahve içmeye geldi. Boşnakların kahve içme kültürü oldukça ilginç. Yediğimiz börek sonrası Süleyman Bey bizleri evin önündeki çardakta kahve içmeye davet etti. Boşnaklar kahveyi günlük hayatta sıkça duyduğumuz yandan çarklı veya Anadolu'da kıtlama denilen çay içme metoduyla içiyorlar. Vallahi ben attım hepsini içine. Abi öyle içme, böyle içiyor boşnak kahve. Bizim burada hoca vardı, hoka hoka. Yolun ortasına oturur, kahveyi çeker. Bu şeyle rahat et. Temellerinde Osmanlı kültürünün olmasından olacak, Karapınar köylüleri ata binmeye, kısaca biniciliğe ayrı bir değer veriyorlar. Yeşillikler arasında at koşturanları görünce, kendisi de boşnak asıllı olan dış haberler sorumlumuz Nevzat Akkuş dayanamıyor, o da bir ata binerek özlemini gidermeye çalışıyor. Baksana
taraftan bu taraftan alıp sürekli al geçsinler. Karapınar köyündeki ilginç tespitlerimize devam ediyoruz. Ancak köyün yaşlı kadınları nedense kamera karşısında konuşmaya yanaşmıyorlar. Tamam, biz adamın yanına gidiyoruz, izin alacağız. Hadi gidelim. Gelsene bana. Uykuda uyuyor şimdi. He? Uykuda. Kaldırıcı da uykuda. Sen çekiyorsun değil mi? Çek sen teyzeyi, çek. Alma. Almıyor değil mi? Yok, almıyor. Ama Fatma nine, Hatice nine ve Saliha teyze dayanamıyor. Bosna'daki kardeşlerinin acılarını şöyle dile getiriyorlar. Çok acıyoruz o insanlar, o çocuklar, o her şeysi çok perişan halinde. Siz Türkiye'de doğdunuz değil mi? Biz Türk'üz. Biz hala haza Türk'üz. Türkçe bilmiyorsun. Türkçe bilmiyorum. Bizim zamanımızda ne okul vardı ne bir şey. Biz böyle. Jonas ne yapalım, bilmiyoruz biz Türkçe. Az biliyoruz. Az biliyoruz. Peki Bosna'daki kardeşleriniz için dua ediyor musunuz? Vallahi diyorum, her zaman namaz kılıyorum, her zaman dua ediyorum. Ne yapacağım, bizim elimizde bir şey değil oğlum. Ne yapacağız, bir söyletir. Acıyor, çok acıyor. He? Çok acıyor Bosna. Orada akrabaların var mı senin? Var, var. Onlardan haber alabiliyor musun? Yok, yok, haberim hiç yok. Sana vuruyor. Ya. Ne no? Tiramba yıldızlar olsun tabii ya bu Bosni. Sana da biliyor yine onu Müslüman. Tabii ya, kaka ne cebi ya? Bırak Türkçin da gini, elbette ya. Ogan yes. Karapınarlılar 100 yıl geçmiş olmasına rağmen Bosna'daki kardeşlerini unutmamışlar. Onları düşünmeden edemiyorlar ve bu konuda duygularını şöyle anlatıyorlar. İçim yanıyor ya, keşke 20 yaşında olsam oraya gitsem, onlara karşı şey yapsam. Onlar için ne yaptın bugüne kadar? Ha? Ne yaptın? Ne yapacaksın şimdi bugüne kadar? Orada değiliz ki, burada dinliyoruz, televizyon gösteriyor, şey yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Üzülüyoruz. Ya hep duacıyız ya, onları bir şey yapsın, kessin, bu kadar da olmaz kardeşim. Herifleri bitirdiler zavala ya. Yüreğimiz onların yanında ki, onların yanında olmak isterdik. Ama elimizden bir şey gelmiyor şu anda. İnsan elinden gelse yani bir kaşık suda boğacak. O esnalara geliyorlar. İnsanın içinden geliyor oraya. Yan gidelim ama uzak tabii olmuyor. O değil. Köyün eğitimle ilgili sorunlarını dile getiren köy öğretmeni Kadir Bey, Boşnakların ekonomik koşullar nedeniyle gerektiği gibi eğitime önem veremediklerini belirterek şunları söyledi. Yani Boşnak toplum biraz da içine kapanık bir toplum yani. Fazla açılmamış yani, çevreye açılmamış diyaloglar. Sadece kendi içerisinde hala çok eski yani geleneklerde, o hala çiftçilik kalıplarını yıkıp da yani çevreli diyaloglar falan pek açmamışlar. İlkokuldan sonra eğitimi geliştirmelerini, yani sadece el sanatları ya da çiftçilik değil de başka meslekler yani okusun, ama biz bunun üzerine durmaya çalışıyoruz. Karapınar köyündeki misafirliğimiz süresince rastladığımız ilginç şeylerin başında Türkçe bilmeyenlerin oluşuydu. Bununla ilgili olarak köy sakinleri geçmişte hayli komik durumlar da yaşamışlar. Tabii Türkçe bilmiyor, iniyor aşağı şehre. Lokan. Kim o? Öldü adam, Allah rahmet, Mehmet isminde. Tabii lokan, o aşçı çağırmış, buyurun, o zaman etmiş bedava. Bir giriyor, karnı doyuruyor, o zaman çıkarken lokan para yok dedi, kapatıyor onları içeri. Ondan sonra abisi geliyor, çıkarıyor onları. Peki buyurun, o bedava mı zannediyorsun? Zannetti, beda. Beda. Siz de oradaydınız? He, oradaydık. Ya. Peki, teşekkür ediyoruz. Karapınarlılar bizlere gider ayak bir de müzik siyafeti çektiler. Köyün ünlü harmonikacısı Kadir Ağa çaldığı hareketli boşnak havalarıyla hepimizi coşturdu.